İlahiyat Fakültesindeyiz bugün ee, ve baştan beri de söylüyoruz. Şimdi e, e, bu konuştuğumuz birçok meselenin ilacını oluşturacak olan uzmanlar burada. Dolayısıyla şimdi toplumda şu görülüyor e, konuştuğumuz meselelerin geneline de bakıldığında kanaat önderi saydıkları, kendilerine iman ettiği birçok e, insanların söylemiş olduğu fikirler onlar için yeterli olan Önyargılı, diğer dünyaya gözlerini kapatmış bir insan topluluğu var. Zemin bulmuş, büyümüş, gelişmiş bir şeyler yapmış. Ee, ama tabii ki sadece ona inanmışlığın vermiş olduğu o cehalet mi dersiniz buna, iman mı dersiniz, inanmak mı ne dersek her ne dersek bir sonucu oldu. Ve bedelini o bu bir şekilde ödemeye devam edecek ve ödüyor. Ee, vazife, şimdi vazifemiz ne? Burada bu ilacın sahipleri var. Şimdi ilahiyat fakülteleri ne yapmalı? İlahiyat fakültelerinden beklenti ne olmalı? Bu artık konuşulan mesele haline gelmemiş olmalı. En azından bu topraklarda din istismarı konuşulur bir mesele değildir'e gelmesi için e, bu güzel gençlere düşen vazife nedir? Ve e, VTR'de de vardı, arkadaşlarımız da söyledi, Diyanet'e düşen vazife nedir? Onları bize söyleyerek bitirsek memnun oluruz. Teşekkür ederim. Bu gençler Bizim geleceğimiz ve umudumuz. Ben 82 yılında İlahiyat Fakültesi'ne başladım. 1982 yılında. 12 Eylül dönemiydi. Çok büyük sıkıntılarla okuduk. Bizim Atatürk Üniversitesi'nin olduğu bölgede bir askeri karakol vardı. O karakolun olduğu bir zeminde. Askerin nöbet tuttuğu bir zeminde dipçik gölgesinde tabir yerindeyse okuduk. O yıllarda bir başörtüsü problemi oldu. Gösteri yapmak yasaktı. Toplanmak, bir araya gelmek yasaktı. Arkadaşlarla bir araya geldik, konuştuk. Bizim sınıfımızda 7-8 kız vardı. Öğrencilerin çoğu erkekti o dönemde. Bu kardeşlerimize karşı bir yükümlülüğümüz olduğunu düşündük ve toplandık bir karar aldık. Dedi ki gidelim. O zaman merhum Özal Cumhurbaşkanıydı. Eee bir telgraf çekelim ve en azından tarafımızı belli edelim. Ya telgraf çekmek ne kadar önemli ki? Şimdi sosyal medyada paylaşım yapmak gibi bir şey. O kadar bile etkisi yok. Nihayetinde gidecek adam sümen altı edecek. Kampüsten postaneye kadar yürüdük. Erzurum'u bilenler Bilirler şehrin dışındaydı üniversite o zaman. Yürüdük ancak toplu yürüsek suç işlemiş olacağımız için ikişer üçer kişi yürüyerek gittik postaneye. Bizim açımızdan çok büyük bir eylemdi, çok büyük bir hadiseydi ve büyük bir riskti aynı zamanda. Ya yani bir başbakan'a ihtilal döneminde telgraf gönderebilmek büyük bir riskti. Dilekçelerimizi, telgraflarımızı yazmıştık postaneye gittik memur. Uzatınca kimliklerimizle birlikte ve gideceği yeri, gör e, ve gideceği yeri görünce <laughs> dur kardeşim dedi. Çıktı birisiyle görüştü. Geldi sizin telgraflarınızı almıyorum dedi. Ya sen almak zorundasın memursun. Telgraflarımızı İşin al bu gönder. Bu bir suç ise zaten kimliklerimizi aldığınız için biz işlediğimiz suçun cezasına razıyız dedik. Orada olay çıktı ve fakat telgrafı gönderemedik. Gönderemedik, geri döndük. Adam almadı telgraf. Yani kendisi bir general gibi davrandı. Şimdi biz bu kültürden geldiğimiz için bugün Türkiye'nin geldiği şartların çok iyi olduğunu düşünüyorum. Karamsar olmayı e, gerektirecek şeyler varsa da, iyimser olmayı gerektirecek birçok şey var. Dolayısıyla bu ilahiyat fakültelerinin misyonlarına uygun görevlerini ifa etmeleri, yani bir mümin olarak yaşamak ve bir mümin olarak insanlarla ilişki kurmak. Sadece bunu yapabilirsek eminim ki çok daha iyi bir yere geliriz. Ne yazık ki son dönemlerde fakülteler zaman zaman olumsuz bazı şeylerle gündeme getiriliyor. Bizim ilahiyat fakültelerinde e, şu anda çalışan 4000 civarında öğretim elemanı var değerli kardeşlerim. İlahiyat fakültelerinde okuyan 80 bin öğrencimiz var. 28 Şubat sürecinde bu öğrenci sayısı 700'e düşmüştü. Türkiye genelinde 20 aşkın ilahiyat fakültesinin tamamında okuyan öğrenci sayısı 700 kişiydi. Bugün yaşadığımız sıkıntıların bir kısmının da o dönemde ilahiyat fakültelerine yönelik baskıların artmasıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilahi, bu, bu, bu boşluk, oluşturulan boşluk ve zemin mutlaka olumsuz yansımaları ortaya çıkacaktır. Bugün 80 bin civarında ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenci var. Yüzü aşkın ilahiyat fakültesi var. 4 bin ilahiyat hocası var. Ne olursunuz bu fakülteleri düzgün temsil edelim. Evet. Bu fakülteleri düzgün temsil edelim. Diyanet teşkilatının içinde çalışan binlerce camide hizmet yapan, Fedakarane hizmet yapan din görevlilerimiz var. Bunların da hakkını yemeyelim. Bunların verdiği, yaptığı hizmetin de öneminin farkında olalım. Olalım. Bu din eğer topluma doğru bir şekilde anlatılacaksa, böyle bir hedef varsa bu kurumları göz ardı etmememiz lazım. Bir gerçek de var ki asrımız bu asır, bu çağ sivil toplum yapılanmaları ile kendini ifade edecek. Her gün yüzlerce yeni vakıf, yüzlerce yeni dernek kuruluyor. Sayıları on binlerle ifade ediliyor. Gelecekte bunların daha büyük bir görev üstleneceklerini, bir misyona sahip olacaklarını düşünüyorum. Onun için ilahiyatçıların, Diyanet camiasının bu yapıları da göz ardı etmemeleri gerekir. Evet. Bu yapıların içinde olmak Bunları yönlendirmek, doğru bir şekilde yönlendirmekte önemlidir. Toplumun içerisinde olmak, toplumla beraber olmak ve topluma dokunabilmek, insana dokunabilmek çok önem arz ediyor. Şimdi bu sosyal medya diye bir vaka var. Gençler çok kullanıyor. Ben uzun süre kullanmamıştım. Son birkaç sene öncesine kadar öğrenciler zaman zaman bana takılıyorlardı. Soruyorlardı hocam hesabınız var mı diye. Ya bu bize göre değil diyordum. Hakikaten de çok e, faydasız ve gereksiz bir şey olarak görüyordum. Fakat bir süre sonra baktım ki insanların birbirlerine temas kurdukları, iletişim kurdukları bir nokta haline geldi. Bunları göz ardı edemeyiz. Bugün için kitap okumak tam belki çok daha önemli bu zeminlerde hakikati haykırabilmek ve ifade edebilmektir. Modern dönemin bize sağladığı bütün imkanları kullanarak kitapla, sanal kitapla, sanal medyayla, sosyal medyayla her gücü kullanarak insana ulaşmamız ve insanlara Doğru. bir şeyler, doğruları anlatmamız gerekiyor. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Kendinizi küçük görmeyin, önemseyin. Önemseyin, özgüven sahibi olun. Tabii özgüveni de patlatmayın. Onun da <laughs> ayarlı bir şekilde yapmak lazım.